Merhaba sevgili çocuklar, geçen videoda duy organlarımıza giriş yapmıştık, göz konusunu işlemiştik. Bugünkü konumuz kulak. Ses sayesinde çevremizi algılamamıza yarayan duy organımız kulaktır. Kulağımız üç kısımdan oluşur. Bunlar dış kulak, orta kulak ve iç kulak. Şimdi yandaki şekle bakarsak dış kulak, kulağı dışarıdan görünen kısmıdır. Neler vardır dış kulakta? Kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarı dış kulakta bulunur. İkinci bölüm orta kulak. Orta kulak köprü kemikleri dediğimiz çekiç, örs ve üzengi kemiklerinin bulunduğu kısımdır. Bunun yanında orta kulakta östaki borusu ve oval pencere bulunur. Kulağımızın en iç kısmında da iç kulak dediğimiz yapı bulunur. İç kulakta neler bulunur? Salyangoz, işitme sinirleri, yarım daire kanalları ve dalız iç kulakta bulunan yapılardır. Şimdi bunu şekil üzerinden daha net görelim. En dış kısımda ne bulunuyordu? Bizim gördüğümüz kısım, dış kulak bulunuyordu. Kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarı nerede bulunuyordu? Dış kulakta. Gelelim ikinci bölüm orta kulakta. Söylemiştik köprü kemikler nedir bunlar? Çekiç, örs ve üzengi kemikleri ki bu kemikler vücudumuzun en küçük kemikleri olarak bilinir. Bunun yanında orta kulakta Oval pencere bulunur ve artı olarak östeki borusu bulunur. Şimdi e, az sonra yarım daire kanalları ile birlikte anlatayım. Orta kulakta ne demiştik? örs ve üzenginin yanında oval pencere ve östeki borusu bulunur demiştik. Gelelim iç kulağa. İç kulakta neler bulunur? Yarım daire kanalları, işitme sinirleri, salyangoz ve şurada da dalız bulunmaktadır. Şimdi bu yapılar kulağımızın duyma konusunda görev yaparken iki yapı yarım daire kanalları ve östaki borusunun duyma yani işitme ile alakalı bir görevleri yoktur. O zaman nedir bu iki yapının görevi? Yarım daire kanallarının temel görevi beyincikle birlikte vücudun dengesini ayarlamak. Demek ki iç kulakta bulunan yarım daire kanallarının temel görevi neymiş? Vücudun dengesini sağlamak. Orta kulakta da östeki borusu söylemiştik. Östeki borusunun görevi nedir? Östeki borusunun temel görevi kulak zarının iç ve dış basıncını dengeleyerek kulak zarının kulağın zarar görmesini önler. Yüksek basınçlarda kulağın iç dış basıncını ayarlayan yapı neymiş? Östeki borusuymuş. Östeki borusu buradan yutağa bağlanarak bu basıncın dengelenmesini sağlar. İşitme olayı hakkında konuşalım. İşitme olayında çevreden gelen ses dalgaları kulak kepçesi tarafından toplanır. Nereye verilir? Kulak yoluna. Şu an dış kulaktayız. Ses dalgaları kulak yolundan kulak zarına gelir ve kulak zarını ne yapar? Titreştirir. Dış kulaklı işimiz bitti. Sıra neymiş? Kulak kepçesi, kulak yolu, kulak zarı. Bu titreşimler sırasıyla köprü kemik dediğimiz çekiç, örs ve üzengi kemiklerini titreştirir. Bu titreşim oval pencereye geçer. Şu an orta kulakta da görevimizi tamamladık. Geldik iç kulağa. Oval penceredeki titreşimler dalıza, dalızdan da salyangoza geçer. Salyangoza gelen titreşimler buradaki işitme almaçları tarafından algılanır ve işitme sinirleri ile beyindeki işitme merkezine gönderilir. Böylece çevreden gelen sesler işitilir. Kısa bir özet geçelim. Ses dalgaları önce kulak kepçesi, kulak yolu, kulak zarına gelir. Kulak zarı titreşir. Bu titreşim sırasıyla orta kulaktaki çekiç, örs ve üzengi kemiklerini titreştirir. Bu titreşim oval pencereye geçer. Orta kulağı da bitirdik. Oval penceredeki titreşimler iç kulaktaki dalıza dalız da salyangoza geçer. Titreşimler salyangozdaki işitme almaçları tarafından bu uyarılar alınır. Biliyorsunuz bütün duyu organlarımızda sinirler var. Bu sinirler ile beyindeki işitme merkezine gönderilir ve böylece çevreden gelen sesler işitilir. Şekil üzerinde işitme olayının nasıl olduğunu yazalım. Neydi? Önce bir kulak kepçesi, iki kulak yolu, 3 kulak zarı. Dış kulakla işimiz bitti. Orta kulağa geçtik. 7 numara çekiç, örs, on bir numara üzengi, 8 numara neydi? Orta kulakla iç kulağın bağlantısını sağlayan oval pencere. 6 numaraya bakıyoruz. Salyangoz. Ve 5 numarada da ne var? İşitme sinirleri var sevgili çocuklar. Burada 4 ve 9 numaralara bakalım. 4 numara yarım daire kanalları. 9 numarada östaki borusuydu. Söylemiştik yarım daire kanalları ve östaki borusu işitmede görev almıyor sevgili çocuklar. İşitme bozukluklar hakkında kısaca konuşalım. İşitme bozukluğu olan kimseler sesi hiç duyamayabilir veya normalden az duyarlar. İşitme bozuklukları doğuştan olabileceği gibi sonradan da oluşabilir. Doğuştan olan işitme bozukluklarının bazıları kulak zarının sertleşmesi sertleşirse titreşim olayını aktaramaz. İç kulak zedelenmesi, sinirlerin zarar görmesi, orta kulakta kemik kaynaması bunlar doğuştan olan işitme bozukluklarıdır. Bu işitme bozukluklarının çoğu diyelim işitme cihazı kullanarak işitme kaybı olan kişilerin kaybını düzeltmez ama dışarıdan gelen sesleri algılamasına yardımcı olur bu işitme cihazları. İşitme cihazları sayesinde gelen seslerin şiddeti yükseltilerek sesin kulağın duyabileceği hale gelmesi sağlanır ve işitme olayının gerçekleşmesi sağlanır. İşitme cihazları kulağa takılır küçük bir cihazdır dediğim gibi amaç sesin şiddetini yükseltmektir sevgili çocuklar. Bugün kulak konusunu işledik. Bir sonraki konumuz burun. İyi günler diliyorum.